Yazla ilgili size yaptırmak istediğim iki şey var. Birincisi bol bol dışarıya, doğaya çıkmanızı sağlamak. İkincisi ise bakışlarınızı gökyüzüne çevirmek. İşte bu ikincisiyle ilgili önümüzde nefis bir fırsat var. 27 Temmuz gecesi gökyüzünde sıra dışı bir takım şeyler olacak. Merak etmeyin, dünyanın sonu filan gelmiyor ama dünyanın, ayın, güneşin ve Mars'ın birbiriyle olan ilişkilerinden dolayı çok ilginç gözlemler yapabileceğiz. Her şeyden önce yüzyılın en uzun ay tutulmasını gözlemleyebileceğiz. Öte yandan Mars Güneş'in tam aksi yönüne bir yandan yerleşirken bir yandan da Dünya'ya en yakın konumuna gelecek ve dolayısıyla gökyüzünde çok parlak olarak gözükecek ve öte yandan da Delta Aquarius meteor yağmurlarını izleyeceğiz. Ay tutulmasından başlayalım. Aslında yılda 1 ila 4 arasında gözlemlenebilen bir olay bu. Nitekim 2018'in Ocak ayında da yine bir kanlı canlı bir ay tutulması olayını yaşamıştık. Biliyorsunuz güneş tutulmalarında ayın gölgesi yeryüzüne, dünyanın üzerine düşüyor. Ay tutulmasında ise bunun tam tersi, dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor. Bu seferki ay tutulmasının en önemli özelliklerinden bir tanesi Temmuz ayında yaşanıyor olması. Çünkü şu anda Dünya Güneş'ten en uzak konumda, öte yandan Ay da Dünya'dan en uzak konumda. Dolayısıyla Dünya'nın Ay üzerine düşürdüğü gölgesi de en geniş durumda. Ayrıca Ay, Dünya'nın tam gölgesinin yani umbranın yine tam ortasından geçiyor. Bu da çok az rastlanan bir durum. Ama bu gölge güneş tutulmasındaki kadar koyu, karanlık olmuyor. Ayın rengi böyle pembemsi kırmızı bir tona, sanki güneş batarken rastladığımız o kızıllığa dönüşüyor. O yüzden buna kanlı ay da deniyor. İyi de bu olaya hemen kırmızı diye kanlı mı diyeceğiz? Aslına bakarsanız sanırım tarihte bu tür ay tutulmalarında yaşanan bir takım kötü olaylardan dolayı kanlı, blood moon deniliyor bu olaya. Bilim ve Teknoloji Tarihi Ansiklopedisi'nde tarihte kaydedilmiş ilk ay tutulmasının Enuma Anu Enlil tabletlerine yazıldığı belirtilmiş. Bugünkü Irak topraklarında, Ur kentinde bulunmuş bu tabletler. Ve milattan önce 2094 yılında Nisan ayının ikinci gecesinde Ur kralı Shulgi bizzat kendi oğlu tarafından öldürülmüş. Aynı dönemde Çin imparatoru Chung Kang bir tutulmayı önceden haber veremedikleri için Hsi ve Ho adlı iki astronomunun kellesini uçurmuş. Çünkü bu tutulma sırasında gökteki bir ejderhanın Ay'a saldırdığını ve onu yemeye başladığını düşünüyorlarmış. Nitekim Çince'de tutulma kelimesinin karşılığı yemek. İşte bu astronomlar bu saldırıyı yani ay tutulmasını önceden tahmin edip de haber veremedikleri için kral da kendi halkına haber verememiş. Dolayısıyla bir PR, bir halkla ilişkiler faciası yaşanmış. Tam o ay tutulması sırasında sokaklarda bir kargaşa başlamış. Çünkü halk o ejderhayı korkutabilmek için gürültü yapmaya başlamış. Bu ay tutulması sırasında gürültü yapma geleneği başka kültürlerde de var ve böyle bir batıl inanç şu anda size çok komik geliyor olabilir ama maalesef bizde de bu varmış zamanında ve bunun acı sonuçlarını yaşamışız. 4 Temmuz 1917 yılının gecesinde Akabe Kalesi'ni savunan Türk askerleri ay tutulmasını görünce yine ona sebebiyet veren şeyi korkutabilmek için gökyüzüne ateş etmeye başlamışlar ve o sırada o kaleye saldıran İngiliz ajanı Arabistanlı Lawrence yönetimindeki Arap askerleri kaleyi kuşatmışlar, ele geçirmişler ve sonra da olaylar ardı arkasına bir çorap söküğü gibi gelişmiş. O yüzden siz olun, doğa olaylarını yorumlarken ya da gökyüzünü okumaya çalışırken böyle batıl inançların etkisinde değil, bilimin ışığında bir okuma yapmaya çalışın. Tarihin en ünlü ay tutulmalarından bir diğeri de 22 Mayıs 1453 yılında gerçekleşti. Batılılar bu olayı Konstantinopol'ün düşüşü tutulması olarak tarihe kaydederken biz İstanbul'un fethi adını verdik. İşte bu ünlü tutulmadan tam 565 yıl sonra 27 Temmuz gecesinde ay bir kez daha tutulacak ve üstelik İstanbul'dan çok da güzel gözükecek. Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü şöyle bir web sitesi var. Siz de kontrol edebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde ayrıntılı olarak bu tutulmanın saat kaçta başlayacağını görebilirsiniz. Mesela İstanbul'da akşam 20.14'te başlayacak ve 22.30'dan 12.13'e kadar 1,5 saatten daha uzun bir süre tam tutulma izlenebilecek. Ama lütfen ay tutulmasını izlerken gürültü yapmayalım. Hele hele aya hiç ateş etmeyelim, olur mu? Peki ne yapalım?
Ben genellikle fotoğraf çekmeyi tercih ediyorum. Hatta biliyorsunuz geçenlerde cep telefonuyla, üstelik gece vakti, International Space Station'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun fotoğrafını çekmeyi başarmıştım. Ama tabii daha kaliteli görüntüler elde etmek istiyorsanız DSLR tarzı bir fotoğraf makinesi, hatta mümkünse böyle bir teleobjektif kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel fotoğraflar, özellikle tam tutulmanın öncesinde veya hemen sonrasında çekebilmek mümkün olabiliyor bu durumda. Aynı gece Ay Dünya'ya en uzak noktadayken Mars da 2003'ten bu yana en yakın olduğu noktaya gelmeye başlayacak. Aslında tam olarak 31 Temmuz'da gelecek o noktaya ama 27 Temmuz'dan itibaren gökyüzünde çok parlak olarak gözlemlenebilecek. Çünkü Güneş'in tam aksi yönünde yer alacak. Bu olaya da Mars Opposition, yani Mars karşı konumu adı veriliyor. Çıplak gözle de görülebilir ama iyi bir fotoğrafını çekmek istiyorsanız bu kez teleobjektif ve DSLR ikilisi de yeterli olmaz, bir teleskop kullanmanız gerekiyor. Özellikle şu anda Mars üzerinde kum fırtınaları olduğunu düşünecek olursak böyle bir fotoğraf ya da böyle bir gözlemi yapabilmek en azından çok heyecan verici olmalı. Eğer bir teleskop imkanı olanlar veya eşinde dostunda teleskopu olanlar varsa bu fırsatı da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu da yetmiyormuş gibi aynı gece bir de meteor yağmuru izleyebileceğiz. Normalde 12 Temmuz'dan 23 Ağustos'a kadar süren Delta Aquarius meteor yağmurları 27 Temmuz gecesi en yüksek dönemine ulaşacak ve üstelik bu Türkiye'den gözlemlenebilecek. Dolayısıyla aynı gece içerisinde hem yüzyılın en uzun ay tutulmasını, hem Mars'ın dünyaya en yakın ve dolayısıyla en parlak halini ve hem de bir meteor yağmurunu aynı anda izleyebileceğiz. İnsanlığın bilimsel bilgisinin kısıtlı olduğu o antik çağlarda böyle bir gece yaşansaydı kayıtlara nasıl geçirirlerdi bilmiyorum. İşte savaş gezegeni Mars'tan çıkan bir yıldız kaydı ve Ay'a saldırdı gibi bir şeyler yazarlardı herhalde. Ama artık yıldızların kaymadığını, onların birer meteor yağmuru olduğunu, Ay'a saldırılmadığını ve Mars'ın da bir savaş gezegeni olmadığını biliyoruz. Yine de duygusal, hatta romantik yaratıklarız. O yüzden 27 Temmuz gecesi sevdiklerinizle birlikte dışarı çıkın, kafanızı gökyüzüne kaldırın ve o sonsuzluğu izleyin. Tuttuğunuz dileklerin hepsi gerçekleşmese bile en azından o anı birlikte yaşamanın huzurunu, mutluluğunu size verir. Bir süreliğine de olsa dünyanın dertlerinin, tasalarının, koşuşturmalarının arasından sıyrılıp o nadir görülen anı birlikte yaşamanızı sağlar. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around.